Bu videoda motor gelişimi kalıtım çevre tartışması yönünden ele almak istiyorum. Bu tartışmanın kalıtım kısmı olgunlaşma kavramıyla ilgili olarak düşünülür. Olgunlaşma terimi burada motor gelişimi yöneten genetik faktörlerle anatomik ve nörofizyolojik özellikleri temsil ediyor. Motor becerilerin içsel biyolojik etkenlere bağlı olduğuna dair elimizde birçok kanıt var. Örneğin Tek yumurta ikizleri genellikle yürümeye aynı gün başlar. Ya da en azından aynı yaşta olup da aralarında akrabalık bulunmayan çocuklara göre çok daha yakın bir zamanda yürürler. Bir diğer kanıt da dünyanın dört bir yanındaki çocukların bu becerileri benzer zamanlarda ve aynı sıralamayla edinmesidir. Benzer şekilde görme engelli çocukların da aynı zamanlama ve sıralamayı takip ettiğini biliyoruz. Sonuçta bu çocuklar bu becerileri çevrelerindeki insanları gözlemleyerek ve onları taklit ederek geliştirmiş olamazlar öyle değil mi? Aslında düşününce bu gayet de mantıklı bir şey. Çocuklar büyürken beyinleri ve kasları da büyür. Beynin beyincik gibi bölgeleri gelişmemişken ve kaslar yeterince güçlenmemişken bebekler emekleme veya yürüme gibi eylemleri yapabilecek gelişkinliğe henüz ulaşmamıştır. Bu biyolojik destek olmaksızın dik oturamaz, emekleyemez veya yürüyemezler. Ebeveynleri bebeğe ne kadar alıştırma yaptırsa da, ne kadar deneyim kazandırmaya çalışsa da fark etmez. Aynı durum idrar torbası ve bağırsak kontrolünü sağlayan kaslar için de aynen geçerli. Bu kaslar gelişmeden tuvalet eğitimi mümkün olamaz. Ebeveynler istedikleri kadar ödül veya ceza versinler. Ancak Tüm bu söylediklerimizin yanında motor becerilerin gelişmesinde çevre de önemli bir rol oynayabilir. Örneğin ortam bu kapsamda ele alınabilecek bir faktör. Çocuğun bu becerilerin pratiğini yapmak için sahip olduğu yer ve zaman gelişimi üzerinde etkili olabilir. Kültür de gelişimi etkileyebilen faktörlerden biri. Örneğin bugünlerde doktorlar bebeklerin yüzüstü değil sırtüstü uyumasını tavsiye ediyorlar. Bu kesinlikle çok iyi bir tavsiye. Çocukların uyuma biçimindeki bu küçük değişiklik, kısaca ABÖS ya da SIDS olarak bilinen ani bebek ölümü sendromunun yaygınlığını gözle görülür derecede azalttı. Ne var ki, bu uyku pozisyonuyla çocukların emeklemeye biraz daha geç başlaması arasında bir bağıntı olduğunu da biliyoruz. Elbette böyle bir bağlamda bunun hiçbir önemi yok. İlaveten belirtmek gerekirse uyku pozisyonu yürüme gibi daha sonra gelişen motor becerileri herhangi bir şekilde etkilemiyor. Yine de bu durum kültürün ve yetiştirme tarzlarının motor gelişimi bir şekilde etkileyebileceğini gösteren ilginç bir örnek. Bunun yanı sıra bebek bezlerinin çocuğun yürümesini biraz geciktirebildiği de bilinen bir şey. Ama bence bu o konfora karşılık ödenen küçük bir bedel olarak düşünülebilir. Tabi alternatif olarak tüm gün çocuğunuzun peşinden dolaşabilir veya tüm evinizi plastikle kaplayabilirsiniz. Fakat sonuçta düşününce elde edeceğiniz kazanıma kıyasla harcayacağınız efora değecek mi pek emin değilim. Söz konusu motor gelişimi olduğunda aklınızda bulundurmanız gereken bir takım modeller de söz konusu. Mesela motor becerileri iki ana başlıkta inceliyoruz. Bunlar kaba motor becerileri ve ince motor becerileri. Kaba motor becerileri kollarımızdaki ve bacaklarımızdaki büyük kaslarla yaptığımız hareketleri içerir. İnce motor becerilerinde ise parmak kaslarımız gibi daha küçük kaslar söz konusudur. Oturmak ve yürümek gibi eylemler kaba motor becerilerine girerken makas kullanmak veya bir resmi renklendirmek gibi eylemlerse ince motor becerileri arasındadır. Tahmin edebileceğiniz gibi kol ve bacak kasları gibi büyük kaslarımız, parmak kasları gibi küçük kaslarımızdan daha önce gelişme eğilimindedir. Bu da kalem tutup resim boyama becerisini kazanmadan önce oturmak ve yürümek gibi eylemleri öğrenmemizi açıklıyor. Ayrıca gelişim genellikle baştan ayağa doğru ilerleme gösterir. Bebeklerin başlarını kaldırma yeteneğini emeklemeye başlamadan önce kazanmaları da bu nedenledir. Eğer bir ebeveynseniz ve bu motor gelişim aşamalarını hızlandırmanın bir yolu var mı diye merak ediyorsanız, cevap, evet, kısmen. Az önce de belirttiğim gibi bazı hareketlerin yapılması beyin ve kaslar hazır değilse fiziksel olarak imkansızdır. Ama çocuk bir davranışa başlamışsa, ona pratik yapmak için bol bol yer ve zaman sağlamak Kesinlikle faydalı olacaktır. Ayrıca farklı tür oyuncakların olduğu, çeşitlilik açısından zengin ortamlar motor keşfini artıracaktır. Bu da çocuğun belli motor gelişim aşamalarına daha çabuk ulaşmasını sağlayabilir. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Araştırmalara göre belli bir motor becerinin biraz daha erken veya geç kazanılması İlla ki bir anlam ifade etmek zorunda değil. Ayrıca yine araştırmalara göre bazı becerileri geç geliştiren çocuklar diğer becerileri daha hızlı kazanıyor olabilirler. Bu videoyu izleyen anne babalara söylemek istediğim son bir şey daha var. Çocuğunuz motor gelişim aşamalarını tamamlamamışken süreci hızlandırmaya çalışmak yerine anın keyfini çıkartmaya bakın çünkü çocuklar bağımsız olarak hareket etmeye bir kez başladılar mı bir daha durmak nedir bilmiyorlar onun içinde benden size tavsiye bebeğinizi yerine yatırıp birkaç dakikalığına kafanızı çevirdiğinizde geri baktığınız zaman hala aynı noktada olacağını bilmenin tadını çıkarın